Dünya genelinde birçok ülkede Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımına karşı protestolar devam ediyor. Almanya'nın Nürnberg kentinde Dünya Uygur Kongresi ve Türk STK'larının katılımıyla Çin hükümetinin Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi. Öte yandan Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da Çin'in Doğu Türkistan'daki baskı ve zulümlerini protesto etmek için bir araya gelen Müslümanlar Uygurlar için dua etti. Ayrıca Türkiye'de Şanlıurfa ve Sivas'ta toplanan vatandaşlar Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı zulmü protesto etmek için temsili olarak hazırlanan Çin Seddi'ni yıktı. Uluslararası Af Örgütü, Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyaç olduğunu belirtti. Uluslararası Af Örgütü'nden William Lee, Talk Sport Radyo kanalına yaptığı açıklamada Özil'in bu konuya dikkat çekmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Uygur Türklerine yönelik ihlallerin bugün dünyadaki en önemli insan hakları krizlerinden biri olduğunu belirten Lee, Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyacımız var ifadesini kullandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti. Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen vatandaşlık yasasına karşı gösterilerde ülke genelinde 17 kişi hayatını kaybetti. Emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada Cuma gününden beri önleyici eylem kapsamında 600'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gösterilerin başladığı günden bu yana ise 4000'den fazla kişi gözaltına alındı. Ülkeye 31 Aralık 2014'ten önce giren göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları kapsam dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya'ya ihraç edilen petrolden elde edilen ancak ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırımları gerekçesiyle Japonya bankalarında takılı kalan İran'a ait paranın serbest bırakılmasını ve ülkesine iade edilmesini istedi. Japonya hükümeti ve diğer alanlarda faaliyet yürüten Japonların iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için çaba göstermesini isteyen Ruhani, Japonya bankalarında takılı kalan paramızın serbest bırakılması ve bu paradan istifade edebilmemiz için çaba gösterilmesini ümit ediyorum diye konuştu. Fransızlar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için bir kez daha sokağa çıktı. Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 5 Aralık'tan bu yana devam ederken sarı yelekli eylemciler Paris'te Bastille Meydanı'ndan Şili Mahallesi'ne kadar yürüdü. Lyon'da protestocular eylem yasağına rağmen şehir merkezinde gösteri düzenledi. Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı.